Başlayalım. Tamam. Başlayalım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Makale saatimizin 9.sına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz gastrointestinal sistemin vazgeçilmez ikilisi Campylobacter ve Helicobacter. Campylobacter dünyadaki bakteriyel gastroenteritlerin en sık nedeni. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve immünosupresiflerde daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Yapılan bir araştırmada Avrupa'da her dakika 44, her yıl 23 milyondan fazla kişi kontamine gıda tüketimi sonucu hastalanıyor ve yıllık da 4700 kişi yaşamını yitiriyor. Bu buzdağının aslında görünen kısmı. Aslında basit önlemlerle, yani basit temel hijyen kurallarıyla önlenebilecek bir hastalık. Dünya Sağlık Örgütü buna dikkat çekmek için her yıl 7 Haziran'da Dünya Sağlıklı Gıda Günü olarak kutluyor. Bundaki amaç da gıda güvenliği farkındalığını arttırmak. Bize yaklaşıyor. Yani konu seçimimiz de ona paralel oldu Campylobacter açısından. Bir diğer vazgeçilmez ikilinin diğeri de Helicobacter. Helicobacter pylori'de dünyadaki insanların hemen hemen yarısının gastrik florasında bulunmakta. Çoğu insan bunun farkına varmadan yaşıyor. Bu oran endüstrileşmiş ülkelerde %80'e kadar çıkmakta. 1982 yılında peptik ürsel ile olan ilişkisi bulunduktan sonra bu buluş Avustralya'daki bilim adamları Perth şehrinde buluyorlar. 2005 yılında Nobel ödülünü onlara Nobel ödülünün yolunu açıyor. Barry Marshall ve Robin Warren, onları da buradan bilim adamlarını saygıyla anmak istiyorum. Özellikle Massey konsensusu ile 2005 yılında bir standart antibiyoterapi uygulanıyor. Clarithromycin, metronidazol ve azitromisin olarak. Fakat artık günümüzde o kadar çok direnç gelişiyor ki özellikle Massey konsensusuna göre clarithromycine %15-20'den fazla direnç varsa bunu primer olarak kullanmayın diyorlar. Clarithromycine. Metronidazol içinde yine aynı şekilde bu oran %40'ın üzerinde oluyor. Yani direnç olayı da Helicobacter pylori'de son zamanlarda arkadaşlar da bahsedecek önem kazanmakta. Ben Yasemin ve İlvana'ya cesaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, katılımlarından dolayı. Çok başarılı iki arkadaş, birazdan siz de göreceksiniz. Betükül hocama da akademik danışmanlığı için teşekkür ediyorum ve sözü eşime bırakıyorum. Keyifli bir toplantı diliyorum. Teşekkür ederim Osman. Değerli hocalarım ve sevgili meslektaşlarım. Yine güzel bir mikrobiyoloji konusuyla birlikteyiz. İki genç meslektaşım ve çok kıymetli hocam Betgül hocama katkıları ve şimdiden destekleri için teşekkür ederim. Ben sunum yapacak arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Öncelikle Yasemin Bölükbaşı bize Helicobacter'i sunacak. Kendisi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci yıl asistanı. Çok güzel dolu dolu bir sunum yapacak. Ve daha sonra ardından İlvana Çaklovica sunumunu yapacak. Soy ismini söylemekte zorlandığım için kusura bakma. İlvana da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda 2,5 senelik mikrobiyoloji asistanı. Ben hem emekleri hem cesaretleri için teşekkür ederim. Pırıl pırıl iki genç insan pırıl pırıl da bir sunum yapacak bize. Sözü Sayın Betügül Hocam'a bırakıyorum efendim. Teşekkürler değerli moderatörlerimiz, değerli katılımcılar, sevgili asistanlarımız, sevgili arkadaşlar. Gerçekten ben bugün çok mutlu ve heyecanlıyım. Hem bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Klima ve Agup Komisyonu'na ve aynı zamanda da gerçekten dünyanın ve bizim ülkemizin iki önemli sorunu bakteriyi burada konuşma imkanı verdiğiniz için. Ben sizlere çok başarılı iki asistanımızı takdim etmek istiyorum. İki buçuk yıllık asistan olmalarına rağmen şimdi izleyeceğiz. Çok başarılı iki sunum izleyeceğimizi düşünüyorum. Sevgili Yasemin ve İlvana, bize bu iki büyük problem oluşturan dünyada Helicobacter ve Campylobacter'i güzel sunumlarıyla
bir çalışmayı, bir makaleyi irdeleyecekler. Şunu da eklemek istiyorum. İki nokta var eklemek istediğim. Gerçekten bir makale sunumunu hani yeni bilgi, bugünkü, dünkü bilgi nedirden ziyade o makalenin yayınlandığı derginin impact faktöründen ekibine eksik ve önemli yanlarını irdeleyerek sunmak esas bu makale saatinin önemi ve ben bütün ekibi de kutluyorum bu açıdan bu imkanı da verdikleri için. Bir diğer teşekkürüm de bu makale saatini sunan Banu Hoca, Osman Hoca ve Yeşim Hoca'ya da çok teşekkürlerimi iletiyorum. Didik didik bir inanılmaz nasıl söyleyeyim hassasiyetle bunu hazırlıyorlar. Buna şahit oldum ve çok da mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum bu özenleri için. Ben şimdi hemen ilk makaleyi sunmak üzere Yasemin Bölükbaşı'na vereyim sözü. Bize Helicobacter'in uzun süreli bir dönemi kapsayan araştırmasını, direncini inceleyen bir çalışmayı sunacak. Buyurun. Herkese iyi akşamlar. Şimdi de kardeşimden bakalım. Çok güzel iltifatlar için bütün hocalarımı çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdikleri için kulübü ve ağır komisyonuna, özellikle Banu Hocama, Osman Hocama, Yeşim Hocama çok çok teşekkürler ilgilendikleri için. Sanırım paylaştım herhalde. Bugün size sunmaya çalışacağım makale Fransa'dan bir makale. 5 yıllık bir direnç paterni gelişimini takip etmişler. Dergili olarak Helicobacter Pylori dergisi seçilmiş. İmpakt faktörü 4 bir dergi, bayağı yüksek bir impact faktörü sahip. Burada araştırıcılardan mekroörtü görüyoruz. Mekroörtten kısaca bir bahsetmek gerekirse kendisi... Kendisi Ulusal Campylobacter Helicobacter Referans Merkezi laboratuvarını kuran kişidir. Dolayısıyla onun ekibiyle beraber yapıldığı için bu çalışma bayağı anlamlı sonuçlar elde ettiklerini göreceğiz. 2020 yılında yayınlanmış bir makale. Burada antibiyotik direnci periyodik incelemeler gerektiren gelişen bir süreçtir. Dolayısıyla Helicobacter Pylori'de de Levitromisin direnci yaklaşık 25 yıldan fazla kullanımı nedeniyle standart tedavi başarısızlığının ana nedeni olabileceğini öngörerek bir çalışmayı yapmış araştırıcılar. Bu kabul edilemez tedavisizlik başarı oranı olarak da %15'ten fazla bir direnç gördükleri için araştırma ihtiyacı duyulmuş. Burada amaçlar, bu makaledeki amaç tedavide kullanılan antibiyotiklere karşı primer ve sekonder direnç sıklığı araştırılmak istenmiş. Tanımlamada kültür ve moleküler yöntemlerin karşılaştırılması, clindamycin direnciyle ilişkili mutasyonların saptanması amaçlanmış. Öncelikle hani makaleye girmeden önce size bir Helicobacter'in tarihi süreci arasında bir gelişimine bahsedeceğim. Başka bir Helicobacter, Campylobacter pylori oda altında ortaya çıkıyor. Bu nasıl gelişti? Çok Osman Hocam da bahsetmişti, Warren ve Marshall. Bu Helicobacter'in yani modern sürecini başlatan iki Avustralyalı araştırmacı. Bir klinik araştırma başlatıyorlar beraber. Bu araştırma sonucunda bir mide mukozasında bulunan basiller gözlemliyorlar alınan biyopsi örneklerinde. Tabii bu biyopsi örnekleri inkübasyon sürecini kısa tuttukları için bir türlü hani üretim sağlayamıyorlar. Dolayısıyla Paskalya tatiller dönemine gelen bir tesadüfi bir süreç var. Burada inkübasyon süreci rastgele bir şekilde uzadığı için tatil dönüşü döndüklerinde petilerde bir üreme saptıyorlar ve mikroskopik inceleme yaptıklarında Campylobacter benzeri bir organizma olduğunu tanımlıyorlar. Böylece Helicobacter'in asıl süreci böylece başlamış oluyor. Tabii moleküler yöntemler ilerledikçe de Campylobacter'den hani farklılıklarını tanımlamaya başladıkları için de ayrı bir cins olarak sınıflandırılma ihtiyacı duyuluyor. Ve bu iki araştırıcıya da 2005 yılında Nobel Tıp Ödülü veriliyor bu yaptıkları çalışmalardan ötürü. Peki Helicobacter pylori nedir? Toruklu, spiral,
biliyorsun, gram negatif bir bakteri, mikro aerofiliktir. Tek bir noktadan çıkan 5-6 kamçısı bulunmaktadır. Bu da hareket etmeyi sağlıyor. Mide duodenum ve yüzey epitelinin altında mukus tabakasında kolonize. Nötral pH optimum üreme koşulunu sağlıyor. Bunu da salgıladığı üreaz enzimi, ki bu patogenezinde en önemli etkendir. Bununla beraber üreaz enzimiyle. Oksidaz pozitif, katalaz pozitif, üreaz pozitif. Herhalde görüntüde bir sıkıntı yok değil mi? Hocam, kameranız kapalı, internet mi etkileniyor, o yüzden mi kapattınız bilmiyorum ama kameranız kapalı. Bir de sesiniz çok boğuk ve uzaktan geliyor. Ya mikrofona yaklaşmanızı rica edeceğim ya da bulunduğunuz yerde ama birazcık daha yüksek konuşmanızı rica edeceğim. Çok özür diliyorum bunun için. Önemli. Bunlardan dolayı. Nötral pH'da optimum üreme gözlemleniyor demiştik. Bunu da salgıladığı üreaz enzimiyle gerçekleştiriyor. Oksidaz pozitif, katalaz pozitif, üreaz pozitif bizim için önemli bir biyokimyasal özellikleri. Peki epidemiyolojisine bakacak olursak, dünya nüfusunun %60'ı bu bakteriyle enfekte. Bunun çoğunluğunda gelişmekte olan ülkelerde görüyoruz ki aynı ülkeye ait farklı popülasyondaki gruplarda dahi farklı oranlar görülmüş yapılan çalışmalarda. Doğal kaynağı henüz bilinmemekte. İnsan majör rezervi var. Sosyoekonomik düzey arttıkça da prevalansta bir azalma söz konusu olmuş. Kolonizasyonda ise yaşla birlikte bir artış söz konusu. Özellikle yapılan çalışmalarda çocukluk yaş grubunda bu bakteriyi ciddi boyutta bir alım söz konusu ve mide mukozasında kolonize olduğu gözlenmiş ve ilerleyen dönemde de gastrit semptomlarına neden olduğu bildirilmiş yapılan araştırmalarda. Erkek ve kadın nüfus oranı birbirine eşit olmakla beraber erkekte daha sık görüldüğü tespit edilmiş. Burada gördüğünüz haritada 2017 yılında yapılan bir Journal of Gastroenterology dergisinde yayınlanmış Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan verilere dayanıyor. Bahsettiğim şekilde gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir popülasyon artışı, prevalans artışı görüyorsunuz burada. Destekleyici bir veri. Peki insandan insana bulaş nasıl gerçekleşiyor? Temel bulaş yolu fekal oral şeklinde. Gastroörler ve oral yolda da bulaştığı bildirilen yayınlar mevcut. Bunlar da gastroörler olarak mide içeriği yani kusmukle 100 kat daha fazla bir bulaş söz konusu olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiş. Kontamine sularda gelişmekte olan ülkelerde bu kanalizasyon sularının iyi temizlenmiyor olması sebebiyle belki bulaş olabileceği göz önünde bulundurulmuş ve çok az miktarda da iatrojenik endoskopik aletlerin yetersiz dezenfeksiyonu sonucu bir bulaş söz konusu olabileceği söylenmiş. Patogenezine bakacak olursak çok kısa bahsedeceğim. Bizim için en önemli patogenez sürecinde üreaz. Salgıladığı üreaz enzimiyle bulunduğu bölgede mide mukozasında nötralize ederek gastrik asiti orada bir kendine habitat yaratıyor ve böylece orada uzun bir süre yaşamasına imkan sağlıyor. Dolayısıyla mide asitinden etkilenmemiş oluyor. Birçok faktör patogenezinde rol oynuyor tabii ki. Kamçısı olması, sekretuar enzimlerinin olması ve dış yüzeyde bulunan proteinlerin sayesinde konak hücreye invazyon mekanizması açısından bizim için önemli. Burada da VAC-A ve KAK gördüğümüz gibi enzimleri sayesinde bunlar da patogenez sürecinde önemli. Özellikle kronik inflamasyon sürecinde ve kanser patogenezinde bizim için çok ön planda çıkıyor bu iki etken. Klinik olarak da bildiğimiz üzere peptik ülser, gastrit, mide kanseri, mide lenfomasını içeren çoğu hastalıktan sorumlu. Düşük virülansa sahip, hafif düzeyde enflamasyon oluşturuyor, dispeptik semptomlara yol açıyorlar. Helicobacter pylori ile enfekte olan kişilerin %100'ünde gastrit oluşumunu gözlemlemişler. Peptik ülser olma ihtimali de %15 ila 20 arasında yapılan çalışmalarda. Bu bakteri mide mukozumuzda uzun süre yaşayıp orada bir inflamasyon süreci yaşattığı için bu uzun dönem süreçte atrofik gastrit, sonra da gastrik metabolizi ve gastrik SEA'ya kadar
kansere kadar yol almakta ve bu %1 ve 3 oranında değişen bir oran, gayet de aslında ciddi bir oran aslında. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü 1994'te bir numaralı kanserojen faktör olarak kendi listesine ekliyor ve bunu alan ilk bakteri. Burada da laboratuvar tanı yöntemlerinden bahsedeceğim sizlere biraz. İkiye ayırıyoruz aslında tanı yöntemi olarak. Non-invaziv yöntemler ve invaziv yöntemler. Non-invaziv yöntemlerde gördüğünüz gibi dışkıda antijen testleri, ürün nefes testleri ve serolojik testler yer alıyor. Bunların tabii ki hani avantaj ve dezavantajları var ama bu genel olarak bakacak olsak bu grup için özellikle dezavantaj bu tanı yöntemlerini uygulayacağımız hastalar tedavi almamış olmalı. Yaklaşık 3-4 hafta gibi bir sürede çünkü yani PPI yani proton pompası inhibitörlerinden ve antibiyotiklerden çok ciddi şekilde etkileniyorlar ve duyarlılık özgürlük oranları bu gördüğümüz değerlerin çok daha aşağısına çekilmesine neden oluyor. Burada dışkıda antijen testinin avantajı olarak aktif enfeksiyonu göstermesi düşük orta prevalanslı olan bölgedeki hasta popülasyonu için uygun bir test olabilir. Özellikle monoklonal antikor olan testler bizim için önemli. Çünkü bunun poliklonal versiyonu da var. Orada biraz özgürlük ve duyarlılıklar düşük ama monoklonalde son yapılan çalışmalarda özgürlük ve duyarlılık oranlarını ciddi şekilde arttırdığı gözlenmiş. Üre nefes testi de bizim için hani aktif enfeksiyonu tanımlayan pozitif prediktif değer ve negatif prediktif değer helikobakter tarafından etkilenmeyen bir test. Bu bir tek diğerlerine avantajı hani tedavi öncesi tedavi sonrası kullanımı açısından çok fazla etkilenmeyeceği söylense de yine de etkilendiği belirtilen yayınlar mevcut. Serolojik testlerde ise validasyon problemleri nedeniyle aslında çok fazla tercih edilmeyen şu an günümüz içerisinde çok fazla tercih edilmeyen testler arasında. İnvaziv testler aslında bizim için hani altın standart olabilecek bir tablo bu gördüğünüz tablo ama tabii invaziv bir işlem uygulandığı için hastaya ve hani deneyimli personel ihtiyacı sonuç itibariyle hani bir maliyet etkinliği açısından baktığımızda tabii ki non-invaziv testleri oranla hani bir tık daha yapılması zor testler olabilir. Ancak burada bakacağımız zaman histoloji bizim için zaten hani ideal test. Yani o bakterinin görüntüsünü görüyor olmak bizim için çok önemli. Kültürde de özgürlük oranının %100 olması, özellikle antibiyotik duyarlılığı yapılabiliyor olması hani bizim için büyük bir direnç paternini belirleme açısından önemli. PCR testleri de yani mükemmel özgürlük ve duyarlılığa sahip direnç genlerini saptayabiliyor olmamız ileriki dönemler için çok büyük bir avantaj teşkil edecek. Ancak burada da ciddi bir takım tekniğin standartize edilmemesinden ötürü daha yeni gelişmeler söz konusu olduğu için henüz daha çok yeni bir alan olduğu için daha netleşmiş veriler elimizde yok. Ama hani ileriki bir 5-10 sene sonra ciddi bir popülasyon anlamında önemli olacak testler. Tedavi rejimlerine bakacak olursak şimdi makalede direnç genleri bakıldığı için bu tedavileri biraz ayrıntılı bahsetmek durumunda kaldım. Temel uyguladığımız tedavi rejimi üçlü terapi yöntemleri. Proton pompası, klorifromisin ve amoksisilin ilk temel verdiğimiz tedavi yöntemi. Eğer bir penisilin analizi söz konusuysa metronidazol teşhis ediliyor. Ancak yapılan çalışmalarda direnç problemleri nedeniyle yeni tedavi rejimleri ortaya atılmak durumunda kalmış. Dolayısıyla burada da ardışık tedavi ve dörtlü tedavi rejimleri uygulanabilir mi denmiş ki şu an günümüzde dirençler sebebiyle çokça kullandığımız dörtlü tedavi rejimini kullanıyor bizim de ülkemizde. Bismut tuzları ve tetrasiklin ve metronidazol üçlüsü var. Burada da tetrasiklin direnci acaba gündeme gelebilir mi şeklinde bir soru olabilir. İkinci ve kurtarma tedavi rejimleri ise temel bu gördüğünüz sol taraftaki tabloya tamamen tedavi yanıtsız olan hastalarda uygulanan rejimdir. Burada ise yani ilk başta bu aynı antibiyotiklerin sadece doz arttırımına gidilerek bir rejim belirlenmiş. Ancak buna da yanıt gelişmezse şu an FDA'den yeni onay alan Talicia diye bir ilacımız söz konusu. Bu da bu kombinasyonda PPI, amoksisilin ve rivabutin yani bir anti tüberküloz ilaç olan rifampisin üçlüsünü içermekte ama bu elimizde şu an
kısıtlı bir data ve pahalı bir tedavi yöntemi olduğu için çokça da kullanılmamakta şu an itibariyle. Ekstra levofloksasin temelli rejimlerimiz mevcut. Bunlarda da yine kinolon dirençleri söz konusu burada da. Son olarak da daha henüz FDA'den onay almamış ama yapılan çalışmalarda PPI'ye alternatif oluşturabilecek bir potasyum karşılaştırmalı asit blokeri olan vonoprazol var. Bu da bayağı daha hızlı etkin bir başlangıç söz konusu, uzun süreli bir ve derin asit baskılamaya sahip olduğu yapılan çalışmalarda gözlemlenmiş ancak henüz daha FDA'den onayı yok. Peki bu dirençler neye göre belirliyoruz? Bizim UKAS uzman kurallarımız ve CLSA'ya göre belirliyoruz tabii ki. Bu UKAS uzman kuralları şu gördüğünüz tablo 2021'e ait bir tablo. Benim anlatacağım makalede de 2020'den verileri çekmişler. Ancak hani hiçbir farkı yok. Tamamen 2021 ile aynı. Zon olarak bir belirti yok. Sadece MIG değerleri verilmiş. Ve herhangi bir agar divisyonda hangi agarı seçeceğimiz, ne kadar makfarlant ayarlayacağımız dahi henüz bilgisini paylaşmamışlar UKAS uzman kurallarında. Bu CLSI'da görüyoruz. Bu agar divisyonu %5'lik koyun kanlı agar ve 2 makfarlant olacak şekilde bir antibiyotik duyarlılık deneyini yapabileceğimiz öngörülüyor. Bu da makalenin ilerleyen temelini atmamızı sağlayacak ilerleyen zamanlar için. Burada da birazcık direnç mekanizmalarından bahsedeceğim sizlere. Helicobacter pylori tüberküloz gibi mutasyonlardan direnç kazanan bir bakteri. Plazmit ve çok fazla aktarım olmadığı söyleniyor yayınlarda. Nokta mutasyonu ve ilaç atım proteinleri yer aldığı gözlenmiş. Bizim de makalemizde özellikle klerotromisin ve metronidazol direnci üzerine yapılan çalışmalar mevcut. Makrolitler 23 sRNA peptidi transferaz bölgesindeki ribozomlara bağlanarak etkinliğini göstermekteler. Helicobacter pylori'de de bu A2143 ve A2142G nükleotitlerindeki mutasyonlar sonucunda makrolitlerin bağlanmasını engelleyerek bir direnç mekanizması oluşturuyor. Metronidazol'da ise aminodizi grubu antibiyotikler DNA ile etkileşime girerek etkilerini göstermekte. Dolayısıyla da Helicobacter pylori'de de oksijene duyarlı NADPH redüktaz geninde bulunan bir mutasyon sonucu metronidazole direnç kazandığını söylenilmiş. Başka bazı çalışmalarda da ilaç atım proteinlerinin bu direnç mekanizmasında rol oynadığı öne sürülmüş. Çok kısa bu üç antibiyotiklerin direnç mekanizmasından da bahsedeceğim. Çünkü araştırıcılar bu üç antibiyotiğe de bakmışlar ama tabii dirençlerine bakmamışlar. Hani direnç genel olarak bir araştırma söz konusu değil. Klitromisin için geçerli sadece. Amoksisilin direnci burada gördüğünüz gibi penisilin bağlayıcı proteinleri inhibe ederek peptidoglandin sentezini bozuyor. Helicobacter pylori'de ise yani amoksisilin ve tetrasikline makalede de göreceğiz. Çok nadir direnç kazandığını gözlemlemişler 5 yıllık süreçte. Burada da hani bu direnç suçlarda penisilin bağlayıcı protein 1A genindeki tek bölgedeki bir nükleotit yani serinden antijen değişiminin sonucu amoksisiline karşı bir direnç geliştirildiği düşünülmüş yapılan çalışmalar sonucu. Tetrasiklinler ise ribozomun otolit alt birimine bağlanarak protein sentezini engelliyorlar. Burada ise yine aynı üçlü nükleotit değişimi adenin, guanin, adeninin timin, sitozin değişimi sonucu bir tetrasiklinin ribozoma bağlanmasının engellenmesi sonucu tetrasiklinde bir direnç söz konusu. Kinolon direncinde ise kinolonlar DNA giraz enziminin A subünitini inhibe ederek etki ediyorlar. Dolayısıyla da kinolon direnci olarak Helicobacter pylori'de de bu gende bir mutasyon saptandığı bildirilmiş. Peki bu makalede Fransa'da Helicobacter pylori enfeksiyonunun tedavi başarısızlığına yol açan antibiyotik direnci üzerine gözleme dayalı 5 yıllık bir direnç paterni incelenmiş. Bu çalışma aslında iki ayrı yayın olarak yayınlanmış. Ben size burada da 2018 yılına ait sonuçlar ve 2014 yılından
takip edilen antibiyotik direnci gelişimini anlatacağım. Ancak 2014 yılındaki verilere de atıfta bulunacağız. Clarithromycin ve metronidazol direncinde ise anlamlı bir artış gözlenmiş bu makale sonucunda. Burada görmüş olduğunuz yayın bahsettiğim çalışmanın ilk ana çalışması gibi düşünebiliriz. 2014 yılından 2016 yılına kadar yapmış olduğu verileri yayınlamışlar 2016 yılında. Burada yeni tedavi rejimi olarak dörtlü tedavi dediğimiz bizmut, tetrasiklin, metronidazol ve PPI rejimlerini uygulamışlar. Ve burada tetrasiklin de kullandıkları için acaba direnç paterni açısından nasıl bir gelişim olacağını düşünmüşler. Onu tartışmada da konuşacağız. Popülasyon seçimi olarak bakacak olursak Fransa'nın 5 metropolitan bölgesinden randomize seçilmiş yaklaşık 100 gastroenterolog hedeflenmiş, ancak ilk çalışmada 100'ü hedeflemişler, ikinci çalışmada 62 gastroenterolog katılmış. Ve bu rastgele seçilen gastroenterologların maksimum 20 hasta, her birinden maksimum 20 hasta olabilecek şekilde hasta sayısını yaklaşık 1000 olarak hedeflemişler. İki çalışmayı da toplu olarak bu makalede derledikleri için yaklaşık 2000 hasta gibi bir rakam elimizde mevcut oluyor. Bayağı ciddi bir oran söz konusu. Yapılan verilerle beraber Helicobacter pylori enfeksiyonu ve eradikasyon tedavisi başarısız ile bağlantılı olabilecek semptomları olan hastalardan o seçilen merkezlerden endoskopisi planlanarak aydınlatılmış onama alınmış 18 yaş üstü hastalar seçilmiş bu çalışma için. Ve biyopsi örnekleri tek bir merkez laboratuvara gönderilmiş. Burada kültür antibiyotik duyarlılık testleri real-time PCR yöntemiyle de helikobakter tanımlanması, MIC değerlerine bakılmış ve clarithromycin direnç genine bakılmış. Endoskopi sırasında antrum ve korpus bölgesinden iki biyopsi örneği alınmış. Bu alınan biyopsi örnekleri Portogen pylori transport besiyerine 24-48 saat içerisinde +4 santigrat derecede merkez laboratuvara transfer edilmiş. Gelen örnekler biyopsi örneği olduğu için 1 mililitrelik in-house Brucella sıvı besiyeri içerisinde tek kullanımlık öğütücülerde öğütülmüş. Süspansiyon ikiye ayrılmışlar. Bir kısmını iki besi yerine ekilmiş. Pylori agar ve %10 insan kanlı olan ve burada helikobakterin intrinsik direncinden faydalanarak oluşturdukları antibiyotikleri kullanarak bir agar oluşturmuşlar. Bunu mikro aerofilik bir ortam hazırlayarak 10 gün inkübe etmişler. İlk 48 saat açmamışlar hiçbir şekilde, hani gözlem yapmamışlar. Sonrasındaki her gün günlük takip etmişler ve şüpheli görünen kolinleri oksidaz, katalaz, üraz ve mikroskopiye bakarak morfolojisini incelemişler. Helicobacter pylori identifiye ettikleri suçları antibiyotik duyarlılık testi yapılmış. Burada yoğunluk 3 makfarlant, %10'luk koyun kanlı Lahinton agara ekilmiş ve mikro aerofilik ortamda 37 santigrat derecede 48 saat inkübe etmişler. Clarithromycin, amoksisilin, metronidazol ve levofloxacin için gradient test uygulanmış. Rifampisin ve milimetrenin altında, rifampisin için 19 milimetrenin testte doğrulamışlar. Duyarlılık sınır değerleri bahsettiğim gibi 2020 UCAS'ta göre değerlendirilmiş. Clarithromycin'de ise ayrıca orta duyarlı gördükleri direnç suçları dirençli olarak kabul etmişler. İkiye ayrılmış olan süspansiyonun diğer kısmıyla da real-time PCR ile helikobakter pylori'nin 23S RNA genine hedefleyen bölgesinden de makrolit direnci araştırılmış. Sonuçlara bakacak olursak bu 2018 yılında 2020 yılı arasındaki verilere baz alarak bu tabloyu gösteriyorum. 951 hasta katılmış. Bunun 259'u Helicobacter pylori çıkmış ve yapılan bölgesel dağılımlarda da herhangi bir farklılık saptayamamışlar. Etnik dağılıma bakacak olursak katılan hasta popülasyonunda %72'ye yakını Fransa kökenli ve yerli halkı olduğunu tespit etmişler. Bunun %55'i kadın cinsiyette, medyen yaş olarak da 53 gibi bir rakam ortaya çıkmış.
Bu tabloda gördüğünüz üzere semptomlar, yani katılan hastaların %60'a yakını epigastrik ağrı ile başvurmuş. Ve burada yapılan endoskopide de genellikle %15 civarında da bir ülser gelişimi söz konusu. Bu da Helicobacter pylori'nin peptik ülser yapmış olduğunu destekleyen bir veri aslında, oranın yüksekliği. 356 hastada ise gastrit mukozada herhangi bir şikayete, anormalliğe rastlanılmamış. Bu 359 pozitif hastanın hem kültürde hem de PCR'da helikobakter pozitifliği saptanmış. Ancak bunun haricinde 7 hastada sadece PCR pozitifliği saptanmış, kültür negatif gelmiş. Bu 7 hastada PCR pozitif gelen 7 hastanın 4'ü tedavisiz, 3'ü tedavi altında olan hastalarmış ve kriptromisin direnci açısından tedavisiz olan grupta biri kriptromisine dirençliyken, tedavi altında olan hasta grubunda 2 kişi kriptromisine dirençliymiş. Burada bu tedavi alıp almaması bizim birinci ve ikinci direnç grubunu oluşturmamız açısından önemli. Bu 359 hastanın 244'ü tedavi, daha önce hiç helikobakter tedavisi almamış hasta grubu olarak, bunlar primer direnç araştırılmış bu hasta grubunda. 110 hastada ise tedavi görmüş hasta grubu. Dolayısıyla burada da sekonder direnç, ikinci direnci araştırmış araştırıcılar. Bu tablolarda birinci ve ikinci dirençleri gösteriyor. İlk yukarıda göreceğiniz tabloda klerotromisinde stabil seyreden bir birinci direnç söz konusu. Metronidazolde ise yıllara baz alarak gittikçe artan bir artış trendi mevcut. Amoksisilin ve tetrasiklinde ilginç bir şekilde çok direnç görülmemiş. Özellikle 2014 ve 2016 yıllarında bir miktar mevcut yüzdelik olarak. İkinci tabloda ise sekonder dirençleri görmektesiniz. Burada klerotromisinde bir azalma söz konusu. Bunu da araştırıcılar üçlü, yani standart kullanılan üçlü tedavinin dörtlü tedavi rejimlerine tercih edilmesi nedeniyle klerotromisin kullanılmamasına bağlıyorlar. Dolayısıyla onda bir azalma trendi gösterilirken metronidazolde daha da ciddi bir artış söz konusu. 2018 yılında %88'lere varan bir direnç gözlenmiş. Yine amoksisilin ve tetrasiklinde sekonder dirençlerde de herhangi bir oran saptayamamışlar. Direnç paterni gözlemleyememişler. Burada birinci direnç, metronidazol direncinin artış haricinde 2014 ve 2018 yılları arasında kısmen stabil seyrettiği sonuçları ortaya çıkmış. %12 oranında klerotromisin ve metronidazol çift direnci, %5 klerotromisin levofloksasin çift direnci, %71 hastada da en az bir antibiyotik direnci saptanmış. Bu ikinci dirençlerde de az önce bahsettiğim gibi üçlü tedavi rejimlerinden dörtlü tedavi rejimlerine geçilmesi nedeniyle klerotromisinde bir azalma söz konusu. Alternatif olarak kullanılan levofloksasin rejimlerinde de kinolonları yıllar içerisinde hafif de bir olsa artış gözlemledikleri görülmüş. Klerotromisin direncinde ise bu mutasyonlara da bakılmıştı PCR testleriyle. Burada da sunumumun başında bahsetmiştim direnç mekanizmalarından A2142 ve 2143G en sık saptanan mutasyonlardı klerotromisin için. Bu çalışmada da fenotipik sonuçlar çok benzer çıkmış. Dolayısıyla anlamlı bir sonuç elde etmişler. Bu tablo 2018 yılında Lancet'te yayınlanmış bir tablo. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün Helicobacter ve Campylobacter toplum kökenli enfeksiyonlar arasında en sık görülen bakteriler içerisinde olduğu için ve Helicobacter pylori'nin %45'e yakın klerotromisin, Campylobacter için de %41'e yakın florakinolon direncinin saptanması bu Dünya Sağlık Örgütü'nü biraz alarme ederek öncelik 2 sırasına almışlar bu 2 bakteriyi. Yani ne demek oluyor? Direnç paterni gittikçe bir artış eğiliminde ve bunların durdurulabilir olabileceğini ve daha antibiyotik yeni tedavi rejimleriyle beraber bunların engellenebileceğini sürmek adına böyle bir veriye paylaşmışlar. Tartışma kısmında 5 yıllık direnç gelişimi
araştırıldı bu makalede. Toplumdaki makrolit tüketimi ile 3 ila 4 yıl sonraki klerotromisin birincil direnci arasında iyi bir korelasyon saptamışlar. Ve burada 1000 kişilik, 1000 kişi başında günlük doz, doz alımı Fransa'da 2000 yılları ile 2015 yılları arasında neredeyse yarı yarıya bir düşüş hani seyri içerisinde olduğunu görmüşler. Çalışmanın da son 3 yılında bu oran aynı şekilde hani sabit kalmış. Hani doz olarak doz miktarını azaltmalarına rağmen klerotromisinde de bir düşüş, %47'lik bir düşüş olduğunu gözlenmiş. Ancak buna rağmen direnç hızı hala %15'in üstünde seyretmiş ve dolayısıyla bu çalışmaya onları eğilimlerini arttırmış klerotromisin direnci açısından. Yani bu veriye rağmen tekrar Fransız Sağlık Yüksek Otoritesi dörtlü tedavi rejimleri yerine klerotromisin direncine bakarak üçlü tedavi rejimlerini şu an hala uygulamaktalar. Bu şekilde direnç mekanizmasına bakarak hala üçlü tedavi rejimlerini uyguluyorlar. Çalışma sürecindeki 5 yıl içinde birincil direncin %46'dan %60'a yükselmiş olan metronidazolde ise bir farklılık söz konusu. Metronidazol dental, genital ve parazitik enfeksiyonları ilgilendiren durumlarda da çok fazla reçete edildiği için bu çalışmaya katılan hasta grubunda da herhangi bir veri elde edememişler. Bu sebepten sadece genital, dental ve parazitik enfeksiyon sebebiyle belki de hani bu hasta grubu metronidazol aldı sadece helikobakter enfeksiyonu dışarısında. Dolayısıyla hani bu verilerin doğruluğunu birazcık sarsmış olabilir diye bir tartışma konusu gündeme getirmişler. Ayrıca çok fazla kullanıma açık olduğu için metronidazol hani rutinde de bunun bir antibiyotik duyarlılığın yapılmasının gerekli olup olmadığı şeklinde bir tartışma konusu ortaya açılmış. Amoksisilin ve tetrasiklin için çok düşük ve sıfır direnç oranı bulunmuş. Bu aslında çalışmanın iyi yönlerinden birisi. Ama çok ciddi bir kullanımı var. Özellikle amoksisilin. Peki neden hani direnç gelişimi yok gibi bir soru ortaya atılabilir. Burada plazmit aktarımı söz konusu olmadığı için hani o yüzden hani amoksisiline karşı bir direnç söz konusu olmayacağı öne sürülebilir. Amoksisilin için ayrıca genellikle sub kültürlerden sonra çoğaltılamayan dirençli türler de rapor edilmiş. Ama hani onun hakkında çok ciddi çok elimizde veri yok hani çalışmanın içerisinde de çok bahsedilmemiş. Direnç eşik değeri de amoksisilin için bakterilerin benzerliği ilkesini tanımlayarak bir yaklaşımda bulunmuşlar. Dolayısıyla bu da dirençsiz suçların neden eşiğin hemen üzerindeki miktara sahip olduğunu belki açıklayabilir şeklinde bir kısıtlılık bu makalenin kısıtlılıklarından biri olabilir. Tetrasiklin ve rifampisin için gradient test ile kolay saptanılabildiği için düşük mik değerleri disk difüzyon yöntemi tercih edilmiş. Burada tetrasiklin için 20 mililitrenin altında, rifampisin için 19 mililitrenin altında olan suçlar dirençli kabul edilmiş. Ancak burada CLSI ve UKES'te herhangi bir zon çapı yok eşik değerleri açısından. Makalede de şöyle belirtmişler bu çalışmada yaptıklarını. Rastgele 388 hastadan oluşturdukları 388 hasta popülasyonunda normal dağılım gösteren suçların zon çaplarını dağılım üzerine belirleyerek hani direnç paternini bu rakamlar üzerinde aşağı yukarı hani bu rakamların altında olanları dirençli olarak gördüklerini tespit ederek bu değerleri kabul görmüşler. Klerotromisin için fenotipik olarak gözlenilen direnç ile PCR ile tespit edilen ilişkili mutasyonlar arasında mükemmel bir ilişki tespit edilmiş. Bahsettiğimiz gibi 21-42-21-43 mutasyonları diğer mutasyonlara kıyasla çok daha sık gözlemlenen mutasyonlar olduğu bu çalışmada da bildirilmiş. Klerotromisin için genotipik ve fenotipik sonuçlar arasında mükemmel bir korelasyon olunca da acaba PCR bizim için ilk tanı yöntemi olabilir mi
sorusunu gündeme getirebilir ama bu da PCR yeni hani moleküler tekniklerden dolayı çalışmalar henüz çok netlik kazanmasa da şöyle bir durum var. PCR'ın iki hem dışkıdan hem de biyopsiden yapılan yöntemi var. Dolayısıyla hani biyopsiden yapılan yöntem invaziv bir yöntem. Hani tercih edeceksek non-invaziv olan bir dışkı olan materyali tercih etmek gerekir aslında ama orada da dışkıda da inhibitör olabilecek, PCR'ı inhibe edebilecek materyaller olabileceği için dolayısıyla çok fazla da hani elimizde veri yok ama alerji semptomları olmayan genç hastada biyopsi yerine dışkı materyali çalışılabilir mi diye ayrı bir çalışma sahası açmış aslında bakacak olursanız bu makalenin sonuçlarında. Ayrıca bu çalışmanın diğer güzel yanlarından birisi de üçüncü basamak bir merkezden değil de tüm ülke genelindeki hastalar dahil edildiği ve tek merkezde bakıldığı için popülasyon açısından, prevalans açısından belki de hani anlamlı bir veri elde etmişler ki 2000 hasta katılımı söz konusu göz önünde bulunduracak olursak. Bununla birlikte bölge başına düşük vaka sayısı gibi belirli kısıtlılıkları mevcut. Bu da enfeksiyonun yaygınlığı ve ülkenin bölgelere göre direnç prevalansını karşılaştırmada belki bir takım sorunlar yaratabilir bu kısıtlılık. Diğer bir kısıtlılık ise tedavi olmuş grupta Helicobacter pylori eradikasyonuyla ilgili olarak ulusal bir tedavi kaydının bulunmaması. Yani sadece gastroenterologların kaydına ve bazı hastaların verdiği bilgilere dayanarak ki bu bilgiler hani hatalı bilgiler de olabilir. Bunlara güvenerek bu verileri kaydetmişler. Yani direnç araştırması yapılan bir çalışmada hani bu tarz bir net tedavi kaydının bulunmuyor olması yine bir kısıtlılık nedeni olabilir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlginize ve sabrınıza teşekkürler. Şimdi sevgili İlvana bize Campylobacter'le ilgili yapılmış çok geniş çaplı bir çalışmayı sunacak. Kanada'da yapılmış, içinde çok değişik yöntemleri de barındıran bir çalışma. Evet İlvana, sunum sende canım. Herkese tekrar merhabalar. Ben de gastrointestinal sistemin vazgeçilmez ikilisinden ikincisi olan Campylobacter'le ilgili bir çalışmayı sizinle paylaşacağım. Az önce Osman Hocam güzel bir benzetmede bulundu bu patojenlerden bahsederken. Buzdağının görünen kısmı gibi bir tabir kullandı. Biraz belki ben de ondan kopya çekmiş olacağım ama Yasemin'le ben bugün katılıyoruz ve sunumlar yapıyoruz ama aslında ikimiz İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji'deki tüm asistanlar adına buzdağının görünen bir kısmıyız bence. Eminim ki biz yaklaşık 12 asistanız ve eminim ki bizim dışımızda bugün burada diğer arkadaşlarımızla sunum yapıyor olsalardı harika sunumlar görecektiniz onlardan. Umarım bugün de aynı şekilde keyifli geçer. Şimdi ben de ekranımı paylaşayım sizinle. Benim sizinle paylaşacağım çalışma, şöyle da kapatayım ederseniz. Benim sizinle paylaşacağım çalışma Canadian Journal of Microbiology dergisinde yayınlanmış. Daha çok taze, yeni çıkmış bir çalışma. Ocak 2021 senesinde yayınlanmış. Impact faktörü 1.7 civarında. Bu çalışmada peki neye ele almışlar? Kanada'da model olarak seçilmiş bir lokasyon var ve bu lokasyondaki klorokinolona dirençli olan Campylobacter jejuni izolatlarının artışını ele almışlar. Özellikle bu klorokinolon direncine vurgu yapmak istemişler. Peki çalışma ekibinde kimler var? Çalışma ekibinde bu gördüğümüz isimler özellikle işte İngiliz, Tabuada, birazdan göreceksiniz çok sürekli atıflarda bulunacağız onlara. Eski yaptıkları çok fazla sayıda Campylobacter jejuni ile alakalı çalışma mevcut. Çoğu da aslında aynı yerleşim merkezinde bu çalışmanın da yer aldığı merkezlerden bir tanesi. Subtiplemelerini yapmışlar, antibiyotik dirençlerine bakmışlar, bu genleri incelemişler. Oldukça geniş çaplı araştırmaları olan bir çalışma ekibi aslında. Birçok kısa Campylobacter'le alakalı tabii ki bilgi vermekle başlayalım biz de. Küçük, kıvrık, martı kanalı şeklinde olan, hareketli, oksidaz ve katalaz özellikleri pozitif olan mikroaerofilik, gram negatif basiller aslında bunlar. Yalnız üreyebilmeleri için selektif besiyerlerine ihtiyaçları var. Bunun için kömür bazlı olanlar var veya skiro veya butser gibi kömür bazlı olmayan
agarlarda mevcut. Campylobacter hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde en sık gastroenterit nedenlerinden bir tanesi. Bakteriyel enfeksiyöz nedenleri baktığımızda ise aslında birinci sırada yer alıyor. Bir genel tür dağılımına baktığımızda yaklaşık 38 kadar türü var ve bunların gastroenterit açısından önemli olan türleri daha çok jejuni ve koli aslında. Ama bunun dışında campylobacterleri ve campylobacter ubsuliensis de aslında azımsanamayacak miktarda izole edilebiliyor. Burada EFSA'ya ait bir tablo paylaştım sizinle 2019 senesine ait. Burada zoonotik enfeksiyonlarla alakalı ortaya çıkan, izole edilen mikroorganizmalar var. Gördüğünüz gibi ilk sırada campylobacter yer alıyor. Aynı şekilde bu tablonun benzerini Amerika için de tabii ki bulmak mümkün. Campylobacter kaynaklı gastroenteritler aslında hafif seyirli olabiliyorlar ve kendi kendilerini aslında sınırlandırabiliyorlar. Fakat işler biraz karıştığında, mesela bir kan dışkılama başladığında, yüksek ateş meydana geldiğinde, sistemik bir enfeksiyon olduğunda veya yeni doğanda, hamilelerde, bağışıklığı baskılanmış olan bireylerde veya uzayan tablolarda antibiyotik tedavisi de artık gerekli hale geliyor. Peki o zaman ne yapacağız? Hangi antibiyotikleri kullanacağız? Kullanabileceğimiz aslında temel 3 ayrı antibiyotik grubumuz var. Makrolitler var, özellikle eritromisin. Flurokinolonlar var, siprofloksasin. Tetrasiklin de ayrıca kullanabilecek bir diğer antibiyotik. Burada tabii unutmamamız gereken intrinsik dirençli olan antibiyotikler de mevcut. Penisilinler gibi, sefalosporinlerin çoğu gibi veya trimetoprim, sülfametoprazol de bunlardan bir tanesi. Bunun dışında peki başka, eğer sistemik bir enfeksiyon tablosu olursa peki o zaman ne yapacağız? O zaman da işte işin içerisine aminoglikositler giriyor, karbapenemler giriyor, kloranfenikol giriyor. Çok güzel, bir sürü güzel antibiyotiğimiz var, fakat bir sorun da var. Nedir bu sorun? Giderek artan direnç ve aslında bu ciddi bir halk sağlığı sorunu olma yolunda ilerliyor. Antibiyoterapideki bu direnç peki özellikle hangi antibiyotiklerde var? Fluorokinolon grubunda gerçekten çok artan bir direnç var. Birazdan çalışmada da göreceksiniz. Bunun dışında tetrasiklin içinde oldukça yüksek bir direnç oranı söz konusu. Makroid grubu için böyle değil, şaşırtıcı bir şekilde. Eritromisin direnci Campylobacter jejuni için ve coli için hala düşük seyretmeye devam ediyor. Şimdi biraz çok kısa dirençten bahsedeceğim sizi de çok yormadan. Bundan biraz bahsetmem lazım çünkü çalışmada bu genlere de bakmışlar. O yüzden bir hani hatırlayalım istedim. Özellikle fluorokinolon direnci ve tetrasiklin dirençlerinden bahsedeceğim. Fluorokinolon direncindeki ana aslında temel ve en sık karşılaştığımız mekanizma HEDF enzimindeki yapısal değişim. GIRA genindeki nokta mutasyonundan kaynaklanıyor. Ve bu şekilde bu meydana gelen mutasyon sonucunda da 86. kodondaki trelin yerine izolosin geliyor. Birazdan göreceğiz. En sık olan da bu zaten. Bunun dışında ne olabilir? İlaç geçirgenliğindeki değişimler de tabii ki bir neden olabilir. Porin kaybı gibi veya aktif pompa sistemi gibi. Tetrasiklinlere bakacak olursak ise orada ribozomal koruma proteinlerindeki değişiklikler neden olarak karşımıza çıkıyorlar. Burada da en sık TETO genine bağlı aktarılabilir plazmitler üzerinde kodlanan direnç mekanizmasıyla karşılaşacağız. Çalışmada da yine bu şekilde bunlara bakmışlar. Bir diğer neden de efflux pompa sistemiymiş. Şimdi antibiyotiklerimiz var, gelişen bir direnç var. Biz peki bu gelişen direnci nasıl ortaya çıkaracağız? Bir duyarlılığına tabii ki bakmamız lazım. Neye göre bakacağız? Elimizde belli rehberlerimiz var, belli dokümanlarımız var bunun için. Bir tanesi UKAS'in son 2021'de Ocak ayında yayınlanmış olan dokümanı. Bu dokümanda özellikle tabii uzman kurallarımız da var. Onları da eklemek istedim. Tetrasiklin duyarlılığı doksisiklin içinde kullanılabiliyor. Eritromisin duyarlılığı da azitromisin ve klaritromisin duyarlılıkları için kullanılabiliyor. Bunun dışında bir de CLSI var tabii. Bu tabii hepimizin alışık olduğu o M100 dokümanı değil bunlar. Neden? Çünkü Campylobacter daha ayrıcalıklı bir bakteri. Helicobacter'de olduğu gibi aynı şekilde. Nasıl? Şöyle, nadir izole edilen veya güç üreyen bakteriler için antimikrobiyal dilüsyon ve dis duyarlılık testleri için oluşturulmuş bazı ek sayıları var CLSI'nin, çoğumuzun da bildiği üzere. Bunlar M45 adı altında toplanmıştır ama tabii ki belli senelerde güncellemelerle yenileniyorlar. Ben şu anda M45A2'yi bulabildim. Ekranda gördüğünüz onun görüntüsü.
Burada ne dikkat edebilir? Theater screenler için sadece mic vermişler. Şimdi peki bu antimikrobiyal duyarlılıklara bakarken hazırlayacağımız bestiyerleri neler olmalı, inokülümü nasıl yapmalıyız, inkübasyon nasıl olmalı, çok kısa biraz da ona bakalım. Özellikle mikrodilüsyon yöntemine bakacak olursak, CLSI diyor ki Millerington bulyonu kullanabilirsiniz ama içerisinde %5'lik dize at kanı da olmalı. UKES ne diyor? UKES de Millerington bulyona yine %5'lik dize at kanı ilavesi gerekli olduğunu söylüyor. Buna da Millerington F sıvı besiyeri adını vermişler. İnokülüm için hepimizin de alışkın olduğu 0.5 McFarland yine devam ediyor. İnkübasyonu tabii ki bizim için ayrıcalıklı önemi olan bir durum. Çünkü mikro arifilik ortamda inkübe edilmesi gerekiyor. Peki ne kadar inkübe edilmeli? Değişkenlik gösteriyor. Nasıl? 36-37 santigrat derecede 48 saat bekleyebilir veya eğer 42 santigrat derecede bekleteceksek de 24 saat beklemesi gerekiyor. Şimdi bu genel girişten sonra birazcık çalışmamızın da girişinden bahsedelim. Burada tabii ki en başta besin ilişkili hastalıklara yakalanan insan sayısının fazlalığından bahsetmişler. Hatta bu hastalıkların bir kısmını belki tanısını bile konulamadığından ne yazık ki bu konuyu ele almışlar. Bu vakaların büyük bir kısmı aslında sporadik ama zaman zaman küçük salgınlara da neden olabildiği görülmüş. Peki o zaman ne yapmamız lazım? Campylobacter'in epidemiolojisini daha derin araştırma ihtiyacını karşılamamız lazım. Bu çalışmada da bunu yapmışlar. Bir genel bilgiler içerisinde tabii ki Campylobacter için sıklıkla rezervuarlar, kümes hayvanları. Ama bunun dışında neler olabilir? Başka çiftlik hayvanları da olabilir, sular olabilir, sığırlar olabilir. Bulaşma yolu içinde temel bulaş mekanizması az pişmiş olan kümes hayvanların işlenmesi ve veya tüketilmesi olarak geçiyor. Ama bunun dışında pastörize edilmemiş süt veya kaynatılmamış durgun yüzey suların tüketimi de tabii ki etken olabilir. Şimdi burada bu çok güzel olduğu için paylaşmak istedim. Benim şu anda anlattığım çalışmanın bir ön çalışması gibi düşünebiliriz. Biraz da not almıştım kendime sizinle daha rahat paylaşabilmek adına. Şimdi bu çalışma yine aynı kişiler yapmış, tamamen aynı ekip yapmış. Peki ne yapmışlar? Benim anlatacağım çalışmayı tamamen aynı yerleşim yerine ele almışlar. Bu yerleşim yerindeki sığır dışkılarını incelemişler tek tek. Ve onların Campylobacter kültürlerini yapmışlar. Bu arada bu sığırların yemlerine de belli antibiyotikler eklenmiş. Dolayısıyla bu eklenen antibiyotikler sonucunda acaba direnç gelişecek mi? Aslında bunu incelemeye çalışmışlar. Sonra tek tek onların bu gelişen dirençlerini incelemişler. Tek tek subtiplerini ayırmışlar. İzole ettikleri Campylobacter jejunus kuşlarını. Ve daha sonra da tek tek onların bir veri tabanını oluşturmuşlar aslında. Çok güzel bir çalışma olmuş. Şimdi bu çalışma böyle bitmiş. Peki benim anlatacağım çalışmada ne var? Benim anlatacağım çalışmada ise burada yapılanın bir benzeri insan dışkılarından izole edilen Campylobacter jejunus kuşları üzerinde yapılmış. Dolayısıyla ikisi nerede çakışıyor? Biz burada iki çalışmayı birleştireceğiz ve aslında insan dışkılarından izole edilen Campylobacter jejunis suçlarının nereden kaynaklı olabileceğini, acaba sığırlardan mı bulaştı, çevreden mi bulaştı ve hangi subtipler örtüşüyor? Taşınan dirençler nasıl acaba taşınmış olabilir gibi yorumlarda bulunacağız. Bunları da çok hoşuma gitti bu çalışmayla alakalı okumalar yaparken gördüm. Sizinle de paylaşmak istedim. Muhtemelen bilen çok fazla insan vardır. Burada aslında hem Amerika hem de Avrupa'daki bir takım moleküler tıp ağlarının sitelerini koydum sizlere. Burada işte bir takım salgın etkenleri, bu etkenlerin sekanslama sonuçları, acaba salgın mı oluşmuş, sporadik mi meydana gelmiş, hangi dirençler var, bu direnç genleri neler, subtipleri neler gibi veri analizleri var. Bunları tek tek yıllık raporlarını yapıyorlar. Gerçekten oldukça güzel bilgi birikimleri. Umarım bizim ülkemizde de benzer şeyler olur ileride. Bu çalışmanın amacına dönecek olursam ise ishal kişilerden izole edilen bu jejunis suçlarındaki antibiyotik direnç oranlarını aslında incelemek ve potansiyel kaynakları belirlemek. Ve tabii daha spesifik amaçlar da var. Ne gibi? Özellikle bu yerleşim yerindeki jejunenin antibiyotiklere direnç oranlarını belirlemek, genetiklerine bakmak, subtiplerini belirlemek. Ve tabii bunlar acaba yurt dışı kaynaklı mı, yani domestik mi yoksa yurt dışı kaynaklı mı? Ve direnç suçları için acaba olası rezervuarlar nedir? Bunlara bakmışlar. Şimdi bir belli yerde yapıldı demiştim. Neresi burası? Burası aslında Güneybatı Alberta diye bir yer.
Kanada'da yer alıyor. Bu bölgede çok yüksek kampylobakteriyoz oranı var. Dolayısıyla da çok fazla çalışma da yapılmış burada kampylobakter konulu. Aslında seçim nedenlerinden bir tanesi de bu tabii ki. Bunun dışında başka nedenleri neler? Çok yüksek sayıda kırsal nüfus yoğunluğu var. İzolatların daha kolay edinimini sağlayacak tek tanı merkezi var. Dolayısıyla tüm izolatları tek bir yerden elde edebilecekleri için aradan hani gözden kaçabilecek izolatlar da olmayacak. Ve tek su havzasının da vardığı, az önce bahsetmiştik, bazen onlar da su da etken kaynak olabiliyor. Tek su havzasının varlığı da yine bu seçim nedenlerinden bir tanesi. Nasıl yapmışlar? Tam 15 sene boyunca bir incelemede bulunmuşlar. 1291 diyarisi olan hastadan, hastanın dışkılarından izole ettikleri kampylobakterleri incelemişler. Bunu bölge hastanesinde aslında izole ediyorlar. Ardından daha ileri tetkikler ve sekanslamalar için de dış tanı merkezlerine yönlendiriyorlar. Nasıl yapmışlar bunu? Şimdi bölge hastanesinde normal kültür yapmışlar aslında. Kampi CVA agara ekmişler. 42 santigrat derecede mikroalgik ortamda inkübe etmişler. Ardından da kampylobakter morfolojisindeki üremeleri Vitek yapmışlar. Sonra elde ettikleri bu suçları -80 santigrat derecede donduruyorlar ve iyileri tanısı için diğer merkezlere yönlendiriyorlar. Peki orada ne yapılmış? Orada da bu identifikasyonların hem doğrulaması için hem de daha tür düzeyinde tanımlanmaları için hipurat hidrolizleri yapılmış, PCR ile tek tek bakılmış. Aynı zamanda sekanslamaları da yapılmış. Bir de daha farklı bir yöntem de kullanılmış burada. Tüm kampylobakter jejun izolatlarının subtipleri belirlenmeye çalışılmış. Bunu yaparken de karşılaştırmalı genomik parmak izi isminde 49 inceleyen bir yöntem kullanmışlar. Ardından izole ettikleri bu suçların tek tek antimikrobiyal duyarlılıklarına bakmışlar. Nelere bakmışlar? Ciprofloxacin, kloramfenicol, clindamycin, eritromisin, gentamisin, naliksik asit, tetrasiklin, bütün bunlara bakmışlar. Neye göre? Cielisin 2006 kriterlerine göre ve agar dilüsyon yöntemini kullanmışlar ve MIC değerlerini belirlemişler. Daha sonra tetrasiklin direnç genlerine ve florokinolon direnç genlerine bakmışlar. Tetrasiklin direnç genlerine bakmak için tabii ki PCR'ı kullanmışlar ve az önce biraz kısa bahsetmiştim size. TET genlerine bakmışlar. Florokinolon direnç genetiği içinde GIR-A genlerini hedef almışlar. Bu çalışma gerçekten çok geniş çaplı biyoistatistiki veri analizine de sahip. Çok fazla şey yapmışlar. Farklı diyagramlar, bir takım indeksler, testler kullanmışlar. Çok sizi sıkmayacağım bunlarla. Ardından da ne olmuş? Ciprofloxacin'e dirençli buldukları bütün kampylobakter suçlarını diğer az önceki çalışmada bahsettiğim izole edilmiş olan diğer suçların yer aldığı veri tabanıyla karşılaştırmışlar. Ve bunun sonucunda da neyi bulmayı amaçlamışlar? Primer ile rezervuar ilişkisini ve izolasyonların coğrafi dağılımını ve sıklığını. Bu az önceki dediğim veri tabanında neler var? Bir sürü, yani çok fazla veri var. İnsanlardan, sığırlardan bir sürü veri mevcut. Bunun dışında enfeksiyonların acaba yurt içinden mi yoksa yurt dışından mı kaynaklı olduğunu da anlayabilmek için çok güzel halk sağlığı çalışanları var. Bu çalışanlar tek tek bu insanlarla görüşmelerde bulunuyorlar ve tek tek bu bilgileri not alıyorlar. Ona göre de acaba yurt dışı mı kaynaklı, yurt dışı mı kaynaklı bunlar belirleniyor. Şimdi sonuçlara gelecek olursak çok fazla şey vardı bununla alakalı. Ben biraz basitleştirmek istedim. Madde madde halinde vereceğim. Küçük hap bilgiler şeklinde işimize yarayacak şeylere çıkarmaya çalıştım sizin için. Campylobacter jejuni'nin Güneybatı Alberta'daki ishal kişilerin dışkılarından en sık izole edilen tür olduğunu yazmışlar. İkinci olarak da Campylobacter coli'yi bulmuşlar. Şimdi ne demiştik? Orada yaklaşık 181 kadar bir nüfus vardı. Yıllık ortalama ise 86 kişi kadar Campylobacter jejuni ile enfekte çıkmış. Dolayısıyla %0.05'lik bir oran çıkıyor ve aslında oldukça yüksek bir oran bu. İkinci sonucumuz tetrasikline dirençli olduğu halde clindamycine, kloramfenicol, eritromisine veya gentamisine dirençli olmayan Campylobacter jejuni suçları oldukça yaygın bulunmuş. Burada aslında vurgu yapmak istediği şey tetrasiklin direnci. Şurada 2004'ten başlıyor, ta 2018'e geliyor ve aradaki bu geçen tüm süreç boyunca gördüğünüz gibi bu direnç yüzdesi çok yüksek kalmaya devam etmiş ne yazık ki.
Bu tabloda da özellikle beşer seneye bölmüşler. 15 senelik bir çalışmaydı bu. Özellikle son 5 senede 256 ve üzeri MİK'e sahip olan suçların ne kadar arttığını gösteriyor. Yani direnç hem çok yüksek kalmış ama bunun yanında MİK'ler de artmış. Bu diğer bahsettiğim antibiyotiklere karşı ise direncin çok da artmadığı, düşük kaldığı yer alıyor. Tetrasiklin MİK değerlerinin zamana göre değişiminde az önce de bahsetmiştim MİK'lerde bir artış olduğunda. Özellikle 2009'dan sonra 128 ve üstündeki MİK'lerde ciddi bir artış var. Burada mevcut. Bazı direnç genlerine bakılmıştı. Bunlardan en sık bulunan TETO direnç geni olmuş. Zaten beklediğimiz bir şeydi bu. Bunun dışındaki baktıkları genleri ise negatif olarak bulmuşlar. Üçüncü sonucumuz, inceleme süresi boyunca jejunide ciprofloxacin ve linoleiksik asit direnç artışı izlenmiş. Şöyle 2004'ten başlıyor, 2018'e kadar gerçekten ciddi bir artış var. Bu ciprofloxacin için, bu diğer mavi olan linoleiksik asit için olan. Şu çizgileri şuraya ben çektim, daha vurgulu olsun diye. Çünkü şurada yıldızlı gördüğünüz yerler aslında bu direnç yüzde artışının 2004'e göre anlamlı şekilde arttığı seneleri temsil ediyor. Özellikle 2004'ten 2018'e kadar ciprofloxacin direncinde bir 10 katlık artış görülmüş. Gerçekten çok ciddi bir durum. Dördüncü sonucumuz, ciprofloxacin direncinde gözlenilen artışın yurt içi, yani domestik kaynaklı infeksiyonlara bağlandığını gösteriyor. Şimdi bu ciprofloxacini gösteren tablomuzdu. Burada şöyle küçük yuvarlaklar görüyorsunuz, gri olan. Bu küçük yuvarlak gri şeyler yurt dışından gelen hastalardan izole edilen hastaların aslında dirençli kampilobakter suçları. Gördüğünüz gibi aslında buradaki dalgalanma ile uyumlu ama sayısal olarak daha az olduğunu göstermiş. Beşinci sonucumuz, kampilobakter jejunindeki ciprofloxacin direncinin bir A genindeki tek nükleotit ilişkili polimorfizmle ilişkili olduğu bulunmuş. Bu da biraz beklediğimiz bir şeydi zaten. En sık C257T mutasyonunu görmüşler. Şimdi 165 tane ciprofloxacin dirençli kampilobakter jejun izolatı vardı. Bunların 155'inin altında aslında bu direnç mekanizmasının olduğunu görmüşler. Şimdi geriye 10 tane kaldı. O 10 tane de ne var? 10 tane de farklı tek nükleotit ilişkili polimorfizmler bulmuşlar. Şöyle biraz daha detaylı bakalım. Şimdi bu tabloda yine hani en sık olan mutasyonu ele aldık. Burayı işaretledim. Diğerlerine bakarken neler yapmışlar? Diğerlerine bakarken acaba plazmit aracılı bir direnç var mı diye bakmışlar fluorokinolonlarda, ancak saptayamamışlar. Bir de bunun dışında efflüks pompa direnç mekanizmalarından biri var mı diye bakmışlar. Onu da sadece bir hastada bulabilmişler. Yani aslında 9 hastalığınki biraz muallakta kalmış gibi görünüyor. Tabii bu mutasyonu gösteren, az önce bahsettiğim mutasyonu gösteren C257T mutasyonunun taşıyan tüm kampilobakter jejunik suçları linoleiksik asitte de aynı zamanda dirençli olduğunu bulmuşlar. Altıncı sonucumuz, ishali hastaların dışkılarından izole edilen kampilobakter jejunik suçlarında yüksek oranda genetik çeşitlilik gözlendiğini gösteriyor. Şimdi burada bizim insan dışkılarından izole ettiğimiz bir az önce bahsettiğim değişik bir yöntem vardı. Bir genotiplendirme sonucu var. Ondan önceki çalışmada veri bankasında elde edilen veriler vardı. Şimdi bu ikisini karşılaştırmışlar. Bakalım ne bulmuşlar. Şöyle güzel karmaşık bir tablo var. Çok karmaşık değil, şimdi anlatacağım size de. Bu tablonun ne görüyoruz? Burada bir sürü kampilobakter jejunik subtipini görüyoruz. Ve onların farklı beyaz, gri ve siyah olarak ciprofloxacin dirençli olan subtiplerini göstermişler burada. Burada şimdi vurgu yapılan yerler var. Turuncu vurgulu olan yerler. Turuncu vurgusu olan yerler sığ rezervuarlara ilişkili bulunmuş. Yani iki veri tabanı karşılaştırıldığında, subtipleri karşılaştırıldığında burada örtüşmeler olmuş. Mavi renkli olan yerler hem tavuk hem de sığırla ilişkili olan rezervuarlarla ilişkili bulunmuş. Şuradaki yeşil küçük kısımda aslında yurt dışı kaynaklı olan subtipleri temsil ediyor. Dolayısıyla aslında bizim burada kabaca göreceğimiz şey, yoğunlukta ne var? Sığırlar var. Normalde biz aslında kümes hayvanlarını beklerdik ama onlar yoğunlukta sığırları bulmuşlar. Şimdi bunu yaparken şöyle genişçe bir tablo var. Biraz korkutucu ve ürkütücü görünüyor.
Birazdan daha basit şeklinde göstereceğim size. İzolatların %20'sinde 4 farklı belirgin subtip bulmuşlar. Ve bu 4 subtipin aslında yine az önce bahsettiğim gibi sığırlarla ilişkili subtipler olduğunu görmüşler. Sonra da demişler ki demek ki Kanada'da birinci sınırdaki rezervuarlar sığırlar aslında. Şimdi az önceki tabloyu birazcık daha anlaşılır hale getirmeye çalıştım burada. Burada insanlardan izole edilen subtipler var. Şu kırmızıyla işaretli olan yerlerde sığırlarla ilişkili bulunanlar ve bunlar en çok örtüşenler. Aslında bunu göstermek için o kadar büyük bir tablo yapmışlar. Yedinci sonucumuz ciprofloxacin dirençli izolatlar içeren Campylobacter jejuni subtiplerinde nalidiksik asit ve tetrasikline dirençli izolatlardan daha az çeşitlilik göstermiş. Şimdi karmaşık bir cümle gibi görünüyor ama burada demek istediği şey genel olarak aslında incelediği dirençler neydi? Ciprofloxacin için, nalidiksik asit için ve tetrasiklin içindi. Burada da bu subtiplerin farklılığına değinmiş. Tetrasiklinde daha yüksek bir farklılık yer alıyor. En az da ciprofloxacin'de yer alıyor. Şimdi buradan aslında bizim alacağımız hap bilgine belli subtiplerde ciprofloxacin direnci daha fazla. Şimdi burada bir de bunların karşılaştırmalarını yapmışlar daha görünür hale getirmek için. Yukarıda gördüğünüz tetrasikline dirençli olan izolatların subtiplerine ayrılmış hali. Siyah olanlar hep direnç kazanmış. Bakın ne kadar yaygınlar. Bir sürü subtip var burada. Gerçekten çok yaygın bir kümelenme. Aşağıda ise ciprofloxacin'e dirençli olan izolatların subtipleri var. Burada da yaklaşık onların bu biyostatistiki hesaplamaları sonucunda 10 kadar kümelenme olduğu görülmüş. Yine burada ciprofloxacin'i nalidiksik asitle karşılaştırmış. Onlar arasında aslında çok da büyük bir fark olmadığına karar vermişler yaptıkları bu çalışmada. Siyah olanlar nalidiksik asite dirençli olanlar, kırmızı olanlar da ciprofloxacin'e dirençli olanlar. Benzer kümelenmeler mevcut. Aslında bu da zaten beklediğimiz bir şey. Sekizinci ve son sonucumuz ne peki? Demişler ki ciprofloxacin'e dirençli Campylobacter jejuni izolatlarının çoğu Kanada'da endemik olan subtiplerle uygun bulundu. Bunu zaten görmüştük. Dolayısıyla da bu subtipler arasında da tavuklarla uyumlu olanlar da vardı ayrıca. Yani tabii ki kümes hayvanları da ilişkiliydi bunlarla ama daha sık olarak sığırların olduğunu görmüşler. Ve ana rezervuarı sığırlar olduğunu düşünmüşler. Sığırların etrafa yaydıkları dışkılarıyla da belki etrafta bulunan tavuklara ardından da tavukların etlerini tüketen insanlara bulaşabileceğine karar vermişler. Böyle bir senaryoları var bu iki çalışmanın birleşimi sonucunda. Burada daha bir hap bilgi şeklinde çok kısa tekrar etmek istedim bir karmaşıklığı önlemek adına. Ne dedik en son? Tetrasiklin direncinin yüksek seyretmeye devam ettiğini gördük. Miklerde bir artış olduğunu gördük. Ciprofloxacin direnci belli Campylobacter jejuni subtiplerinde daha yaygın bulundu. Ciprofloxacin direnci nalidiksik asit direnciyle benzer artış paternine sahipti. En sık rezervuar olarak da sığırları bulmuşlar demiştik bunu. Tartışmayı peki nasıl ele almayı amaçlamışlar? Burada tabii izledikleri bir takım antibiyotik direnç değişiklikleri vardı. Onların belli kaynakları acaba nedir diye bakmışlardı. Tüm bunları yaparken bir agroekosistem yaklaşım modeli uygulamayı amaçlamışlar. Bu agroekosistem yaklaşım modeli neymiş peki? Güvenilir ve besleyici gıdaların doğa dostu yöntemlerle üretilip herkese ulaşabilmesini amaçlayan bir yaklaşım modeli. 2004'ten 2018'e kadar 15 senelik süre boyunca izole edilen tüm bu izolatlarda belli antibiyotiklerin aslında düşük dirençte olduğunu söylemiştik. Kloramfenikol, klindamisin, eritromisin, gentamisin gibi. Onların bu sonucuyla ilişkin olarak gösterdikleri diğer eski referanslar da şu şekilde. Onlar da benzer ve uyumlu sonuçları bulmuşlar. Tetrasiklin direncinde hep bir yükseklik olduğunu ve böyle kaldığını belirtmişler. Yine bu da eski çalışmalarla beraber desteklenmiş, uyumlu bulunmuş. Fluoroquinolon direncinde ise şöyle bir durum var. Şimdi normalde Campylobacter jejuni enfeksiyonlarında aslında bizim kullanacağımız temel şey makrolitler. Ama genelde klinik bir yaklaşım olarak fluoroquinolonlar daha çok tüketiliyor. Daha sık tüketilmesinin belki de nedeni olarak bir direnç artışının belki de bu da etkileyebileceği düşünülüyor. Az önce de bahsetmiştim size bu direnç oranları 2004'ten 2018'e kadar %8 iken 2016'da %29'lara kadar varmış. Ve eski çalışmalarda da bununla uyumlu şeyler bulmuş yine benzer sonuçlar.
Bu direnç oranlarının önüne geçebilmek için çok fazla şey yapılıyor yani şu sıralar. İşte siz de biliyorsunuzdur bu kümes hayvanlarını veya çiftlik hayvanlarının yemlerine eklenen bir takım antibiyotikler var. Bu antibiyotikler büyüme faktörü olarak kullanılabiliyor veya bazıları terapötik kullanılabiliyor vesaire. Bunları bir azaltma yaklaşımına girdi aslında tüm dünya. Belki de bu direnci azaltabilmek için. Nalidiksik asit direncine bir tekrar geri dönmüşler burada. Tekrar aslında ciprofloxacinle beraber benzer bir artış eğiliminde olduğunu söylemiştir ama ara ara biraz daha yüksekte gözlemleyebilmişler bunu. Ciprofloxacinde ve nalidiksik asitte en sık sizin de bahsettiğiniz gibi az önce de bahsettiğimiz gibi GIR A kromozom algenini bulmuşlar. Sonra da demişler ki acaba bizim bu elde ettiğimiz veriler sonucunda bu polimorfizm varlıklarını göstermemiz sonucunda acaba genomik bilgiden fenotipik direnci tahmin etmekte kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz. Bu mutasyonların varlığı çünkü dirençleri gösteriyor. Ve tabii az önce bahsettiğimiz gibi bunlar daha çok sığırlarla ilişkili bulunmuş. Bu ciprofloxacine dirençli olan suçlar. Eski çalışmalara yine burada atıflarda bulunmuşlar. Detaylı anlatmıştık az önce. Ve az önce bahsettiğimiz yine senaryoya geri dönmüşler. Bunların sığırlardan etraftan kümes hayvanların oradan da insanlara tüketim yoluyla geçebileceğini söylemişler. Tüm bunlara bakacak olursak, direnç geliştirme mekanizmalarını aydınlatmak, bulaşma risklerini tespit etmek, yeni tanı yöntemlerini geliştirebilmek özellikle riskli subtipler için. Çünkü ciprofloxacin direncinde belli subtiplerin daha yaygın, daha yoğunlukta olduğunu söylemiştik. Ve tabii bir ana aktarım mekanizmasından da bahsettik. Bunu belirleyebilmek için aslında ne yapmamız lazım? Öncelikle tabii ki izole etmemiz lazım. Bir kampylobakterleri üretebilmemiz lazım ama sonrasında tabii ki mümkünse subtiplendirmelerini yapmamız lazım. Hatta belki tüm genom dizilimini uygulamamız ve tabii ki ileri çalışmaları da yapmamız gerekiyor. Genel az önce de bahsettiğim gibi kısa hap bilgilerle bitirmek istiyorum ben de şimdi yavaş yavaş. Ne dedik? Ciprofloxacin direnci giderek artış gösteriyor. Tetrasiklin direnci hala yüksek kalmaya devam ediyor ne yazık ki. Eritromisin için hala düşük direnç var. Gayet güzel bir bulgu. Subtiplendirme çalışmaları ile mutasyonlar gösteriyor. Bu da direnç varlıklarını gösteriyor. Acaba şöyle bir soru gelebilir akla. Yani bu mutasyonu gösterdiğimizde zaten direnci görüyoruz. Hani tekrar bir antibiyogram yapmaya gerek var mı? Tekrar bir üretmeye gerek var mı? Gerek var. Neden var? Çünkü çok fazla mutasyon var. Tek bir mutasyon yok. Dolayısıyla da hepsini tek tek yapmak çok maliyetli olacak. O yüzden tabii ki kültür hala önemini korumaya devam ediyor. Ben de beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkürler İlvana. Gerçekten iki buçuk yıllık asistanlar olarak değil mi Banu Hocam? Muhteşem sundunuz. Kesinlikle. Çok çok teşekkür ediyorum. Banu Hocam uygunsa soruları ben de şöyle küçük bir böyle bir deneyimlerimizi paylaşmak istiyorum. Tabii çok seviniriz hocam. Daha sonra da soruları cevaplayalım ama bu arada bu saatte bu kadar katılımcı olması da beni açıkçası çok mutlu etti. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Katılımcıların şansı bence. Çok güzel iki sunum dinlediler. Katıldıkları için çok teşekkür ediyoruz. Peki ben de hemen kısaca evet. Bu çiçekleri moderatör ekibine ve çok güzel sunan iki asistana gönderiyorum Van Gogh'tan. Öncelikle özel çalışma yaptım sizin için. Evet, şimdi kampylobakter deyince hakikaten uzun yıllardır bir deneyimimiz var. Bu iki sunum sonrasında da genç dinleyen arkadaşların hani biz ne yapabiliriz, yapabilir miyiz gibi sorularına belki bir yanıt, onlara bir heyecan kazandırabilir miyiz? Yapabileceklerine inanırlar diye düşünüyorum. Deneyimlerimizi paylaşmak istedim. Bakterileri tek tek ürettiklerimizi göstermek istedim. Şimdi gerçekten kampylobakter önemli. İki nedenden dolayı çok önemli. Biliyoruz en uzun yıllardan beri
bütün rehberlerde ilk üç patojen var. Salmonella, Shigella ve Campylobacter. Hani ishalli hastalarda aranması gereken üç patojen. Ondan dolayı önemli. Zaten şu anda biraz sonra göstereceğim en sık hale de gelmiş durumda birinci sırada. Aynı zamanda antimikrobiyal direnç problemleri ortaya çıkınca bir kez daha gündeme geldi. O yüzden de biz de bugün bunları konuşuyoruz. İlvan'a da gösterdi. Bu Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin 2021'de yayınladığı 2019 sonuçlarında dikkat ederseniz en fazla bu 20-30 Avrupa ülkesinin ortak bir sonucu. Birinci sırada izole edilen bakteri. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde FoodNet'in sonuçlarına baktığımızda da bu 1-2 yıl önce ikinci sıradayken Campylobacter artık son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde de ilk sıraya yerleşti sıklık olarak. Evet, şimdi kültürden önce bir lokmacık azıcık bahsedeceğim. Sonra da biraz diğer belki sorulara da cevap olacak şekilde katkılar sunmak isterim. Şimdi benim bugüne kadar olan tecrübemde şunu söyleyebilirim ki Campylobacter kültürü çok geniş kapsamlı ülkemizde yapılmıyor. Bu biraz korkudan kaynaklanıyor sanıyorum. Çünkü göç üreyen bakteriler adı altında geçiyor Campylobacter. Maliyeti de var. Evet, spesifik, selektif besiyerlerinin kullanılması gerekiyor. Mikroaerofilik bir ortam gerekiyor. Aerob etüvleri kullanamıyoruz. Ama ben bu sunumla size esasında son derece malzemelerimiz olduğunda son derece kolaylıkla yapabileceğimizi göstermek istiyorum. İlvan'a anlattı bize çeşitli selektif besiyerlerini kullanmamız gerekiyor. Çünkü o floranın içinden Campylobacter'i öne çıkarmamız lazım. Bunun için de antibiyotikli besiyerleri var. Burada görüyorsunuz tek tek söylemek istemiyorum ama mesela laboratuvarımıza Campylobacter kültürü yapmayı planladığımızda bunlardan biri seçilecek ve ona göre devam edilecek. Dünyada en sık kullanılanlardan bir tanesi modifiye CCDA besiyeri. İçinde sefaparazon var, amfoterisin B ve teykopilanin var. Biz laboratuvarımızda bu Steragard kullanıyoruz. Yaklaşık 30 yıllık bir süredir. Bu da içinde sepazolin, novobiosin gibi, kolistin gibi antibiyotikleri içeriyor. Yani bir tane selektif besiyerine ihtiyacımız var. Onun dışında bu selektif besiyerini hazırda alabilirsiniz veya laboratuvarınızda hazırlayabilirsiniz. İçindeki selektif ya da üreme katkılarını hazır alıp hazırladığınız ana besiyerin içine katabilirsiniz. Hepsi mümkün. Tabii bir de mikroaerofilik ortamı sağlamamız gerekiyor kavanozların içinde. Hepsi bu kadar aslında. Daha fazla bir şey yok. Malzeme ve ortamı sağladıktan sonra Campylobacter'leri üretiyoruz. 2-3 gün içerisinde normalde ürüyor diye kitaplarda da öyle geçer. Ama biz de genellikle ertesi gün, en geç ikinci günde izole ediyoruz ama 3 güne kadar da bekletiyoruz. Bazen böyle gördüğünüz gibi bu Butler agar selektif besiyeri küçük küçük koloniler şeklinde. Bazen de tam aksine sanki böyle bir mukoid koloni gibi hafif böyle bir pembe renkte, somon gibi bir renkte oluşturan tarzda. Yani çok minik toplu iğne başı gibi veya çok büyük mukoid koloniler oluşturacak tarzda koloniler oluşturuyor. Bunları artık bir müddet sonra aşina oluyoruz. Küçüklerine de, büyük kolonilere de. Ama en önemli özelliklerinden biri, ama bu her zaman görülmüyor, ekim çizgisi boyunca, şurada da gördüğünüz gibi, bir yayılma gösteriyor Campylobacter'ler çoğunlukla. Evet. Kolonileri yani izole ettikten sonra şimdi bunlar gerçekten Campylobacter mi diye bakmak lazım. Hepimizin bildiği gibi oksidaz pozitif, kataz pozitif bakteriler ve gram negatif kıvrık çomaklar. Bu aşamada bütün bunları sağladıktan sonra selektif besiyerlerinde de üremişse artık buna Campylobacter demek mümkün. Ve hemen oksidaz pozitifliğini biliyoruz ama ilk izolasyonda negatif verse bile
ilk yapmamız gereken şey mikroskobi. Çünkü biz daha sonra oksidaz pozitifleştiğini de görebiliyoruz. Bunlar bizim yine preparatlarımızda gram boyamayla baktığımızda böyle kıvrık, yani hiç kaçırmak mümkün değil. Martı kanadı gibi, es gibi, bazen virgül gibi gram negatif çomakları görüyoruz. Şurada daha küçük, bir sonrakinde şurada daha büyük. Bakın böyle kıvrık kampilobakterleri görüyoruz. Ondan sonra oksidaz negatif olsa bile bunu gördükten sonra aldığımız saf kültürde zaten oksidaz deneyini de doğrulamış oluyoruz. Bu arada gramla çok açık boyanıyor. Mesela laboratuvarında deneyenler için sulu fuksinin içine biz biraz böyle modifikasyonlar yaptık. Bir iki damla zil fuksin damlatıp hiç gram yapmadan sulu fuksin, zil fuksin katkılı sulu fuksinle de bu morfolojiyi görmek mümkün. Peki şimdi ürettik. Oksidazı katalazı pozitif, morfolojisi de kıvrık, kampilobakter dedik. Şimdi böyle tablolar var. Kampilobakter, jejuni, koli, tüm türleri birbirinden ayıran ve değişik biyokimyasal özelliklerin yapıldığı tablolar var. Buralara çok girmeyeceğim. Çünkü benim amacım bugün biraz rutine bu bakteriyi acaba daha fazla yerleştirebilir miyiz diye. Zaten diğerleri de yapılamayacak deneyler değil. Ama burada bir şansımız var. Hipurat hidrolizi. Bu sadece Campylobacter jejuni'de pozitif. Dolayısıyla diğer deneyleri yapmaya hiç gerek kalmadan biz sadece küçük bir ependorf içinde bile hipurat hidrolizi deneyini yaparak hiprikaz enzimi var mı yok mu bakterini saptayıp hipurat pozitifliğini gördüğümüzde hemen jejuni olarak adını koymamız mümkün. Peki jejuni değilse o zaman zaten o %5'lik bir sınıfa giriyor. %95 zaten Campylobacter jejuni demiştik yaklaşık olarak. Diğerleri için de yapılabilecek identifikasyon yöntemleri var. Laboratuvarınızda yapabilirsiniz. API, Campi gibi yarı otomatik sistemler gayet güzel tanımlıyor. Helikobakteri de, Campylobacteri de. Vitek gibi otomatize sistemler kullanabilirsiniz. Marditov gibi sistemlerle de identifiye edebilirsiniz. Ama hipurata kadar gayet kolaylıkla tanımak mümkün. Duyarlılık testlerine gelince tabii en azından direncin takibi için o açıdan mutlaka yapılması gerek. İlvana yine bahsetti. Bu benim elimdeki de M45A2 A3 de çıktı 2016 yılında. Bu 2010 sanıyorum. Ama çok fazla bir değişiklik yok. Ben size onu da söyleyeceğim ne değişiklik olduğunu. CLSA'ya göre katyon ayarlı Müller-Hinton bu yonunda mikrodilüsyon yapılıyor. İçinde lize at kanı var. Disk difüzyon yapmak istiyorsak %5 koyun kanlı Müller-Hinton agar kullanılıyor. CLSA o yıllarda ve yine sonradan da bir değişiklik olmadı sanıyorum. Şunu aşağıya alayım. Eritromisin ve siprofloksasin için zon çapları bildirdi. Daha doğrusu mik değerleri bildirdi. Ve tetrasiklin içinde 6 milimetreden büyükse 6 milimetreyi de direnç sınırı olarak belirlemişti. Ama biz artık zaten UCAS'te kullanıyoruz. UCAS'te geçtik. Bu arada şunu da söyleyelim. Primer olarak iki tane de antibiyotin denenmesi tedavide ilk seçenek eritromisin ve sitofloksasinin denenmesini önerdi. Ben ilerletemiyorum nedense. UCAS'te gelince 2021 bu yılın versiyonunda Campylobacter jejuni için Müller-Hinton Brot buyonu %5 yine at, lize at kanı ama Müller-Hinton F buyonu içinde biliyorsunuz betanat ilave eden bu mikrodilüsyon yöntemi için bu. Yine disk difüzyon içinde zon kriterleri var. Bunun içinde yine Müller-Hinton agar yine %5 at kanı ve betanat ilaveli at kanlı besi yerine disk difüzyon yönteminde kullanabileceğimizi söylüyor. 0.5 makfarlan ayarlayarak. Burada da siprofloksasin, eritromisin için değerler var. Tetrasiklin için değerler var.
Eritromisin zaten diğer makrolitler için de kullanılabiliyor. Buradaki tek değişiklik geçen yıla göre, 2019'a göre, dikkat ederseniz ciprofloxacin, şuraya almıştım aşağıya, 0,5 ve 26 milimdi. Bakın bunların şeyleri değişti, sınır değerleri değişti. 50 milimetreye kadar çıkarıldı çünkü inanılmaz bir ciprofloxacin direnci var. Bu son 2021. Evet, hızla ilerleyecek olursak bu şekilde disk difüzyonla atkanlı Müller-İnton besiyerinde en azından bir eritromisin, ciprofloxacin ve tetrasiklin için direnç bakmak mümkün. Direnç gerçekten problem. Burada Avrupa Birliği ülkelerinde son genel olarak son direnci görüyorsunuz. Ciprofloxacin ortalama %61,5, tetrasiklin %47'lerde. Bu tabii bazı ülkelerde %80-90'lara çıkıp bazılarında daha düşük olabiliyor. Campylobacter coli için bu oran biraz daha yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda onlarda da kinolon direnci %65'lerde ama son bir yayında diyorlar ki bu daha çok seyahat kaynaklı bu dirençli suçların ülkemizde bulunması. Doğal suç, bizim kendi ülkemizdeki, bölgemizdeki suçlarla bu direnç daha düşük deniyor. Yani Asya, Güney Amerika, Afrika gibi bölgelerde daha yüksek olduğu vurgulanıyor. Evet. Bizim kendi İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki direnç gelişimine bakacak olursak uzun yıllardır takip ediyoruz. 2000'li yıllarda eritromisine hiç direncimiz yoktu. Ciprofloxacin direnci %58 civarlarındaydı. Daha sonra 2004-2008 arası %67,5'luk bir direnç saptadık. 2009-2010 yıllarında bu direnç %77'lere yaklaştı. 2009-10 yılı izole edilen suçlarımız için. Aynı zamanda bu gördüğünüz çalışmada İlvana'nın da bize anlattığı kinolon direncindeki direncine neden olan en sık olan mekanizma neydi? C257T mutasyonu. Bizim suçlarımızın da bir hariç hepsinde bu mutasyon saptandı. Farklı bir sonuç elde edilmedi. Bizim suçlarımızda da bu görüldü. Ben geçen gün bu toplantı nedeniyle size günümüzün sonuçlarını vermek istedim. Şöyle bir hızlıca taradım. 2020'de izole ettiğimiz kampylobakterleri. Bizim direnç, suçlardaki direnç %89'a çıkmış. Yani tabii gerçekten çok ürkütücü. %90 civarında bir direnç demek bu. Ama neyse ki eritromisin direnci hala %4'lerde. Tetrasiklin %61'lere yaklaşmış. Tabii ki ikili dirençler de var. Bunu önemsiyorum. Ama Türkiye'de de direnç oranları çok farklı değil. Biraz sonra belki konuşuruz. Yine bizim bir başka çalışmamızda hani İlvana bahsetti ya, tiplendirme yapılması lazım. İşte sığırlardan, tavuklardan, nereden bu bulaşıyor, insana geçiş, tiplendirme yöntemlerini de oturtmak lazım. Tabii onun için önce kültürü yerleştirmemiz gerekiyor ve daha sonra hem direnci hem tiplendirmelerini, örneğin tavuklarla işte insanlardan izole edilen suçlar arasındaki ilişkileri kurmak lazım. Ve bu çalışmada da biz 341 suçta hem PLA RPLP yöntemiyle hem pasfiyatçel elektroforez yöntemiyle bir tiplendirme yaptık. Ve gördük ki bu iki yöntemde tiplendirilebilirlik açısından yüksek sonuçlar verdi. Çünkü kampylobakterlerde tiplendirilebilme açısından da bazı problemler var. Bu iki yöntemin oldukça yakın sonuçlar elde ettik yöntem olarak. Ama esas sonuç ki gerçekten her iki türde de, hem jejuni hem koli türünde de çok fazla genetik çeşitlilik gördük. Bu da aslında birçok yapılan tiplendirme çalışmaları ile son derece uyumlu bulundu.
Bu da yıllar önce, bu biliyorsunuz kinolon direnci, plazmit kaynaklı kinolon direncini çalıştık hepimiz ayrı ayrı laboratuvarlarımızda, Escherichia coli'lerde, Klebsiella'larda. O dönem belli sayıdaki suçta acaba var mı kampylobakterlerde de kinolon direnci artıyor. Bir bakalım plazmidik bir QNR var mı? Rastlamadık, sıfır sonuç elde ettik. Helikobakter'e gelince, helikobakterler kampylobakterin kardeşi bakteriler biliyorsunuz. Yine iki noktada çok önemli. Aynı kampylobakter gibi aşağı yukarı dünya nüfusunun yarısından fazlası enfekte ve yine direnç sorunu gündemde. Gördüğünüz gibi bizim ülkede buradaki haritaya göre %70'in üstünde bir infeksiyon oranına sahip. Burada bir genel hani dünyada direnç, Türkiye'de direnç nasıl, şöyle iki slide'la özetlemek istiyorum size. Bir sistematik derleme çalışması bu. Ülkelere göre değişmek üzere tabii ki, demin kampylobakter için de göstermiştim aynısını. Metronidazol direncinin %40'larda, klaritromisin direncinin %27'lerde olduğunu vurgulayan bir çalışma. Amoksisilin direnci düşük. Bu çalışma özellikle diyor ki çok sayıda yapılan işte kriterlere uygun primer direnci saptayabileceği çalışmaları incelediğinde gerçekten artık bölgesel bir ilaç duyarlılığı için sürveyans programlarının oluşturulması lazım dünyada. Bölge bölge. Artık akılcı antibiyotik kullanımı gerçekten çok önemli. Bakın helikobakterde işte tedavilerde sorunlar yaşıyoruz. Çünkü bu direnç artık dünya çapında ilerlemekte diyorlar. Türkiye'de ise yine yapılmış bir sistematik derleme çalışması var. Koca Zeybek ve Tokman'ın. Burada 21 çalışma incelenmiş. 1059 helikobakter suçu toplamda incelenen suç sayısı ve yine Türkiye'nin çok farklı bölgelerinde yine tabii değişmek üzere primer antibiyotik direnç oranları klaritromisin için %25'ler civarında, metronidazol için %33-34 civarında bulunmuş durumda. Diğer tetrasiklin, levofloksasin, amoksasilin için ise çok fazla çalışılmadığı için, suç sayısı az kaldığı için, yetersiz veri olduğu için çok yorum yapılmamış. Ama ülkemizde demek ki %25 ortalama bir klaritromisin direnci olduğu söylenebilir. Bizim kendi fakültemizde çocuk hastaların endoskopik örneklerinde yaptığımız bir çalışma vardı. Oradaki klaritromisin direnci bundan daha yüksekti. %30'ların üzerinde bir direnç saptamıştık. Metronidazol direnci de yine öyle yüksekti. Evet, devam edecek olursak. Kültür işte aslında hani tanıda Yasemin çok güzel anlattı. Dışkı antijen testlerinden biyopside, PCR'a kadar hani invaziv ve invaziv olmayan yöntemleri. Ama kampylobakter kadar önemli olmasa bile rutin tanıda helikobakter kültürünü, İşte belki bu direnç mekanizmalarını çalışmak, sürveyans çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla yapabiliriz diye bu slaytları getirdim. Kabin içinde yine kullandığımız besiyerleri biliyorsunuz, yine selektif besiyerleri Yasemin anlattı. Gelen mide biyopsisi örneği korpus ve antrumdan alındıktan sonra kabin içinde bistürüyle parçalanarak veya bir öğütücünüz varsa onunla da çalışılarak iyice küçük parçalara ayırdıktan sonra besiyerlerine ekip mikro aerofilik ortama kaldırılıyor. Kullanılan besiyerleri bir zengin bir katı ortam, Brucella agar olabilir, beyin kalp infüzyon agar olabilir, Columbia agar olabilir. Bunun içerisine yine Yasemin'in bahsettiği gibi vancomisin, trimetoprim, sefsurodin gibi, amfoterisin B gibi antibiyotikler katılarak selektif besiyeri hazırlanıyor. Aynı kampylobakter gibi aslında. Yine mikro aerofil ortamda. Hazır mikro aerofil ortam sağlayan biliyorsunuz gazfak gibi ortamlar var. Kavanozda
üretiliyor. Biraz daha uzun sürede ürüyor yalnız kampylobakter. Hani diğerini 2 günde üretip 3 günde üretebiliyorduk kampylobakteri, ama 5-7 güne kadar helikobakterin inkübasyon süresini uzatmak lazım. Bu besi yerlerini hazır dökülmüş alabilirsiniz veya bu katkıları, selektif katkıları, seçici katkıları alıp hazırladığınız besi yerine yine katabilirsiniz. Aynı kampylobakter gibi. Burada yine bizim Mehmet İlktaç'ın teziydi. Oradan ürettiği, biyopsi örneklerinde ürettiği bir kampylobakter kültürünü görüyoruz. Helikobakter kültürünü görüyoruz. Kampylobakter'e göre daha küçük. Kampylobakter'den daha böyle nokta, toplu iğnebaşı gibi koloniler oluşturuyor. Bu da yeni bir doktora öğrencimiz var, Aykut. Aykut Kurt diş protezlerinde bulaşma yolunla ilgili de bir miktar katkı koyabilir mi diye diş protezlerinde Helicobacter pylori araştırdı. Bu da onun çalışmasından saf kültür halinde gayet güzel, bakın, ürüyor küçük küçük koloniler halinde. Aykut tezini daha bitirmedi. Yazıyor şu anda, deneylerini bitirdi. Şimdi burada söylemeye çalıştığım şey şu. Aynı kampylobakter gibi üretmek mümkün. Biraz daha uzun süre, 1-2 gün farkla. İdentifikasyonu Helicobacter pylori'nin çok kolay. Çünkü Yasemin'in bahsettiği gibi üreaz enzimi pozitif ve üreli jeloz besi yerine kampylobakter kültüründen alıp bir pasaj yaptığınızda, bakın şurada görebiliyor musunuz pembeliği? Daha etüve götürmeden, yani 5-10 dakika şöyle fayansın üzerinde tutsak hemen pembeleşmeye başlıyor. O kadar yoğun bir üreaz enzimi var. Ve zaten üreaz pozitifliğini gördükten sonra kıvrık morfolojiyi, oksidaz pozitifliğini, işte selektif ortamda, mikroaerofilik ortamda ürediğini gördükten sonra hemen tanısını koymak mümkün. Burada da 1 gram, bu da Mehmet'in sanıyorum tezindeki, yıllar önce yeni bir tez değil, ürettiği Helicobacter kültüründen yaptığı gram preparasyon. Dikkat ederseniz kampylobakterden biraz farklılığı var kıvrıklık açısından. Biraz daha uzun kıvrık bakteriler. Evet, demin bahsettiğim gibi işte bu kıvrık, gram negatif, oksidazı katalazı pozitif ve üreazı pozitif ve özel mikroaerofilik ortamında ürediği zaman hemen Helicobacter pylori demek mümkün. Duyarlılık testlerine geldiğimiz zaman yine CLSI'ın M45A2'sine göre söylüyorum, benim de elimde M45A3 yok maalesef. Agar dilisyon öneriliyor CLSI'ya göre. Ancak agar, Müller-Hinton agarın içine böyle 2-3 hafta, 4 hafta kadar bekletilmiş bir koyun kanı ilave edin deniyor. Lize olmuş iyice. Ve klaritromisin için NIC değerleri verilmiş durumda. Helicobacter için disk difüzyon deneyi yok. UKAS'a gelince, UKAS'te maalesef henüz hiçbir yöntem yok. Sadece bize neyse ki MIC sonuç sınır değerlerini vermiş durumda. Penisilin, amoksisilin için, klorokinolonlar, makrolit tetrasiklinler için MIC değerlerimiz var. Siz istediğiniz bir MIC yöntemiyle firmanın önerileri doğrultusunda yapabilirsiniz deniyor. Ama ben biliyorum ki çalışmalar devam ediyor. Gradyen testler çoğu laboratuvarda kullanılıyor ama bunların standartizasyonu konusunda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Diğer yöntemlere göre. UKAS'te sanıyorum en kısa sürede bununla ilgili sonuçları açıklayacaktır. Ayrıca çalışmalarda da yine çok farklı yöntemler görebiliriz. Farklı sınır değerlerin alındığını görebiliriz. Bunlar aslında tamamen bugüne kadar hani bir Escherichia coli, bir Enterobacterales bakterisi gibi kolaylıkla standartize edilemediğinden kaynaklanıyor. Yakında o sonuçları da herhalde UKAS bize sunacak diye düşünüyorum. Son olarak sanıyorum bu da yine bir yaptığımız çalışmada, hani Yasemin anlattı bize
dışkı antijen testlerini, kültürü, hızlı üraz testi gibi, ELISA gibi çok değişik yöntemler var, PCR var, kültür var. Biz bu çalışmada şunu özellikle vurgulamak için söyledim. Dikkat ederseniz Yasemin'in şeyinde de antijen testleri de yüksek orandaydı, diğer testler de çok yüksek duyarlılık özgürlüklerine sahipti. Burada bizim saptadığımız olay proton pompası inhibitörü kullanımında, bakın görüyor musunuz, kültür mesela %74'ten hasta proton pompası inhibitörü kullanmışsa %41'e düşmüş duyarlılık. Yine hızlı üraz testi, biyopsi örneğinin alınıp hani üreğin içine kondu, yine aynı şekilde. PCR'da değişiklik yok. ELISA testlerinde de yine bakın proton pompası inhibitörü kullananlarda bir düşüklük var. İşte o nedenle bu konuda da hani dikkat edilmesi gerekiyor ki bu hızlı testlerin kullanımında proton pompası inhibitörünün işte bir ay veya daha fazla bırakıldıktan sonra ancak tedavinin takibi için kullanılabileceği söyleniyor. Bununla ilgili başka benim söyleyebileceğim, dışkıda hani belki sorular da gelir, onları da yanıtlarız ama dışkıda çocuk hastalardan endoskopi invaziv bir yöntem olduğu için hani dışkıda bakabilir miyiz diye yayında yazmışlar. Yasemin bize bunu iletti tartışma kısmında. O konu daha çok biraz daha su kaldırır gibi. Çünkü bu konuda iki tür çalışmalar var. Şiddetle reddedenler var dışkıdaki PCR için inhibitör maddelerden dolayı. İyi sonuçlar alan var. Ama sanıyorum bir miktar daha o konuda da çalışmalar devam edecek. Keşke olsa. Gustav Klimt'ten yine bir çiçek demetiyle sevgili moderatörlere ve iki çok güzel sunum yapan asistanımıza ve dinleyicilere bu saatte hala dinledikleri için gönderiyorum bu çiçekleri. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Betgül Hocam. Son renklere baktığım zaman baharla doluyumlu, sunumlarla doluyumlu oldu. Öncelikle size hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sonra da iki güzel kızımıza çok teşekkür ediyorum, güzel asistanlarımıza. Çok emek verdiler ve çok güzel sunumlar yaptılar. Sonsuz teşekkür ve borç biliyorum.